Tabii Vakayeme, Necmi abi 40 yıl sonra ama tebrik ettik ya. 42 yıl sonra. 42 yıl sonra ama senin rekorunu egal edemedi abi gene. Edemedi şimdi bak. Yani ilk 4 haftada... Evet. 4 gol attı. 4 gol attı. Evet. Ama 42 yıl sonra bir futbolcu bunu yaptı. Evet. Ama yine egal edemedi. Şimdi, kaç golün vardı senin abi? Şimdi tamam 4, benim de aynı 4 golüm vardı ama 5. maçta da attım ben. Ha şimdi onu göreceğiz ama. 5. maçta Beşiktaş 2 gol attım. Evet bir şey... 2 gol attı. Yani 4-6 gol atmış oluyoruz. Şimdi tabii Vakeme'nin bize yaklaşması için veya bizi yakalaması için bu hafta oynayacağı maçta Kasımpaşa maçı değil mi? Kasımpaşa maçında... Konya. Yok. Perşembe, Konya. Konya sonra, mı? Konya, o sonra Kasımpaşa maçı. Tamam. Konya maçında 2 gol atması lazım. Benim artık 42 yıldır yoruldum. Tamam mı? Dinlemem lazım. Dua ediyorum 3 gol atsın da o maçta beni geçsin. Şimdi sevgili izleyiciler, çok ilginç istatistikler var tabii. Trabzonspor hani diyoruz ya, öyle efsane olmak da kolay değil. Yani o tarih artık onları yazdı. Şimdi Vakeme, Necmi abinin 1976-77 sezonundan sonra diyelim, ligin ilk 4 maçında ağları havalandıran ilk Trabzonsporlu futbolcu oldu. Yani bir isim anlamında söylüyorum ama hala 2 gol de atacak değil mi Necmi abi? Üçüncü gol atarsa geçerim yani. İki gol atarsa yanıma gelecek. Ama ama 42 yıl sonra ya. Gerçekten çok şimdi, enteresan istatistik. Yani yorulduk. O şeyi taşıyorsun omuzunda falan. Yorulduk, düştük aşağı doğru. Madem böyle bir fırsat yakalanmış Vakeme tarafından. Emin ol ki bugün dua ettim ben. Ya iki değil de üç atsın. Hadi iki oldu. Üç olsun da bir penaltı olsun. Bir de üçü atsın adam da. Bir geçsin bizi. Şimdi ağırlık alsın onun omuzunda. Omuzlarında. Tabii ama Vakeme'nin bu başarısı ister, yani bizi de çok memnun etti. Bizi de tebrik edilecek, kutlanacak bir başarı. Ama iyi bir performans. Hani Vakeme özel bir oyuncu evet, oldu Trabzonspor'a. Güzel bir futbolcu. Tabii abi Vakeme sen mi falan bugün dendi bana o. Hayır dedim Vakeme. Niye dediler abi falan filan. Ya biz gol atardık. Adam şimdi hem gol atıyor hem asist yapıyor. Bizden daha özellikleri var. Onun için o daha iyi bizden. Ama bu konuda çok mütevazısınız. Hayır, her zaman böyle doğrusu söylüyorum. Yani ben bir Trabzonspor şeyini yapsam, bize genç olsak falan filan, Vakeme'yi tercih ederim. Niye? Ya adam hem pas veriyor, hem güzel güzel pas veriyor, korner çekiyor, penaltı çekiyor falan filan. Biz bir tek kafana gol atardım. Yani bir pozisyon bir şeyde. Demek ki o yetenek olarak bizden çok daha yetenekli. Ama dediğimiz gibi yani bu sayı yakalanması lazım. Kesinlikle.